Sana atılan disklerle ilgili yorumun nedir? Atıyorsunuz, bana kadar gelmiyor. Onu bilin öncelikle. Bu arada en iyilerden olduğum söylendiği için teşekkür ederim. Evet, internette güzel videolarım var. Ben de keyif alıyorum izlerken. The Maze'i bize anlatır mısın? The Maze bir çocukluk rüyası. Önümüzdeki günlerde yeni bir düet var mı? Biraz spoiler alabilir miyiz? Selamlar millet. Nette kanalına sevgiler, saygılar. Bugün böyle bir sorular falan var. Onları bekliyorum. Ne olacak hiç bilmiyorum. Sürpriz. Commercial rap'e en yakın işleri Türkiye'de senin çıkardığını söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben bayağı övgü gibi geldi bana. Teşekkür ederim. Bu işi böyle biraz daha ileriye taşıyacak bazı hareketler yapmak bu kültürün taşıyıcı kolonlarından biri. Yani dünyada bu yapılırken her zaman bu kültürü bir step ileriye taşımak için, biraz daha yükseltmek için yapıldı. Ama diğer taraftan herkes kimliğini koruyacak işleri de yapmaya devam etti. Ben de bu teraziyi böyle dengeli tutmaya çalışıyorum. Mesela geçtiğimiz sene çok tartışılan işler de yaptık ama bir boom bap albümü de yaptık ki sanırım geçen senenin tek boom bap albümüydü. Yani teşekkür ederim, bence güzel soru. Eğer son kez bir şarkını dinleyecek olsan bu hangi şarkı olur? Denedim olmaz mesela, net. Ne olur, son kez bir şarkımı dinliyorum. Herhalde son yaptığım şarkı olurdu, hani daha yeni yapmışım, hiç sıkılmamışım. O yüzden bu tamamen öyle son kez bu teklif yapıldığında son yaptığım şarkı olurdu. Tepki kendini 3 kelimeyle anlatacak olsa ne derdi? Hırs, azim, dirayet. Durmadan çalışıyoruz ama gerçekten artık tatil diye anlatacağım günler gelsin diye bekliyorum. Hayatımın fon müziğinde bu şarkı olsun dediğin bir şarkı var mı? Birincisi sakin bir şarkı olmak zorunda. Çünkü gerçekten sürekli çalacaksa büyük sıkıntı. Carlos Whisper olurdu herhalde. Böyle alttan tatlı tatlı. Bu arada şimdi geyiği bu. Sting, Desert Rose olurdu. Distel rapin neresinde? Tam ortasında yani gerçekten. Neresinde olsun isterdin diye sorulsaydı yine ortasında olsun isterdim ya. Aksiyon oluyor, güzel oluyor. En çok feat yapmak istediğin kişi kim? Türkiye'de ise yaptım, Ceza, sevgiler. Ama globali konuşuyorsak bence Jay-Z. Bir dönem grafik tasarım, kreatif direktörlük yaptığını biliyoruz. Bunun rapine katkısı nasıl oldu? Örneğin kliplerine bir etkisi var mı? Herkes kliplerini çok beğeniyor. Çok teşekkürler öncelikle. Bunun rapime şöyle bir katkısı oldu. Öncelikle uzun süre rap yapamadım. Ya o kadar çok çalıştım ki gerçekten. Bir de sektörde böyle bayağı ciddi bir şirkette çalışıyordum. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, arada olmayan bazı günler, uyduruyorlar çünkü. Deadline yok, işte mesai yok. Gerçekten korku filmi gibiydi. Rapime negatif yönleri bunlar oldu. Pozitif tarafı, hiçbir yönetmen beni kazıklayamıyor. Mesela böyle bir şey var. Abi bunu yapmamız çok zor dediklerinde, bırak ben geçeyim yapayım diyorum mesela. O yüzden post prodüksiyon tarafında da asla gol yemiyorum. Mesela enteresandır, bu yönetmenlik tarafını çalıştırmak istediğim kişi kendim olmuyorum genelde. Yıl içinde başkalarına klip çekiyorum ve bunu yaparken eğleniyorum. Ama kendi şarkılarımı artık klip fikri falan bulamamaya başladım. O yüzden böyle bizim bu görsel tarafı ayırmaya başladık ufak ufak. Bu da böyle bir soruydu. Freestyle'da en iyilerden olduğunu söyleniyor. Şu anki rap camiasında freestyle'in yeriyle ilgili düşüncelerin nelerdir? Öncelikle bugün tabir olarak kullanılan freestyle ile bizim dönemimizdeki tabir olarak kullanılan freestyle arasında tabii ki çok maalesef ciddi farklar var. Şu anda freestyle demek bayağı serbest şarkı yapmak demek. Yani böyle içeriği doğaçlama olan, tıkır tıkır yapılan ama daha önceden yazılmış şarkı. Bizim zamanımızdaki freestyle tamamen doğaçlama. Beat başladığında üstüne rap yapmaya başladığın ve o an hiç yazılmamış bir şeylerden aklına gelen şeyleri söylediğin bir zamandı. Ve ben çok eğlenirdim yaparken. Freestyle şöyle bir şey. Eğer okası çalıştırmazsan bir zaman sonra duruyor. Mesela yeniden gerçekten freestyle yapabilmem için o dönemki gibi, eskisi gibi her gün freestyle yapmam gerekiyor. Bu arada en iyilerden olduğum söylendiği için teşekkür ederim. Evet, internette güzel videolarım var. Ben de keyif alıyorum izlerken. Ama aslan gibi bir sürü adam var. Şimdi iyi de öldürüp hakkını yemiyoruz. Kitapların ve filmlerin senin müziğinde yeri var mı? Hayat deneyimi edinmek çok önemli bir şey. Bence insan izlediği güzel filmlerden, senaryolardan, oradaki örneklerden inanılmaz hayat dersleri çıkartıyor. Kitap okumaya vakit maalesef son dönemde özellikle bulamıyorum. Bir kitaba fokus olmak çok zor. Öyle bir fokus sıkıntım var. Böyle 50 sayfa okusam 20 sayfası gidiyor, sonra tekrar nerede kaldığımı bulmaya çalışıyorum falan. Böyle korkunç bir döngüye girdim. Ama evet, kesinlikle yeri var. Olmalı da bu arada. Yani buradan rap yapanlara söylüyorum. Kendinizi doldurun arkadaşlar. Tepkinin bir gününün nasıl geçtiğini sorsak. Çalışarak. Evet, genelde bu şekilde. Daha bu döngüyü bozamadım. Bu ara böyle yaşamayı çözmeye çalışıyorum. Normal insanlar nasıl yaşar falan diye. Ama keyif de alıyorum. Yani bütün
Hobim bu. Bir yere tatil diye bir yere gitsem aklım İstanbul'da kalıyor. Çalışarak geçiyor ama mutluyum. Bu ara 4 saat spor yapıyorum günde, bir de onunla geçiyor. The Maze'i bize anlatır mısın? The Maze bir çocukluk rüyası. Blue Jean dergisinin zamanında verdiği bir posterde, Limp Bizkit posteri bu arada, Labirent'teki grup diye bir yazı vardı altında. Onlar öyle kallavi kafalarından atıp altına öyle şeyler yazıyorlardı, efektif, tatlı olsun diye. Oradan bir labirent diye bir şey başladı. Sonra dedik ki ya bu labirent çok uzun bir kelimeymiş. Bunun İngilizcesi neymiş dedik. The Maze'i kurduk böylece. Ve yıllarca bu rüya artık gerçek bir plak şirketine dönüştü. Ve elimizden geldiğince daha da büyütmeye gayret ediyoruz. O yüzden çocukluk rüyam diyebilirim The Maze'le ilgili. Senin en değer verdiğin ve işte bu dediğin klibin hangisi oldu? Sık ya. Sık'ı çok seviyorum. Valla sık oldu. Çünkü böyle gerçekten eğlenceli bir konsepti vardı. Bu arada Ferit ve Kemal'e de çok teşekkür ederim tekrar buradan. Güzel insanlar eşlik etti klipte. Eğlenceli bir kafam yandı. Her gün yaşayacağınız bir şey değil, kafanız yanıyor mesela. Hande Yener'le olan şarkın çok konuşuldu. Önümüzdeki günlerde yeni bir düet var mı? Biraz spoiler alabilir miyiz? Öncelikle evet, çok konuşuldu. Konuşulmaya devam ediyor. Konuşmaya devam edin. Harika. Globalde böyle şeyler yapılırken tabii ki Türkiye'de daha her şey biraz geç geliyor ya böyle. Biraz sıkıntılarımız var ama bunları çözeceğiz bence. Türk dinleyicisi olarak. Sonuç olarak dünyada öyle güzel birliktelikler var ki yani Elton John'la Eminem'i beraber dinlediğinizde eğer Elton John'un cinsel tercihi için Eminem'i yuhlasaydınız bugün öyle bir şey dinleyememiş olacaktık. Ya da Eminem size küsseydi artık Eminem dinliyor olamayacaktık. Demek ki çok daha saçmalamamak gerekiyor. Bu arada yeni düetler var ama böyle çok kesinlik kazanma. Yani kendi aramızda konuşuyoruz sanatçıyla, bir okeyleşme de var. Ama son dakika biliyorsunuz böyle şeyler yalan olabiliyor. O yüzden net söyleyebileceğim tek şey Allame ile bir ortak albüm yapıyoruz. Boom Bap 2. 2017 yılında rapi bıraktığın konuşuluyordu. Bize o dönemden bahseder misin? Bahsederim tabii ki. Amatör olarak bu işi yapmaya gayret ettiğimiz dönemler özellikle bizim jenerasyonda şöyle bir sıkıntı vardı. Bu iş bir türlü finansal bir şeye dönüşemedi. Dünyada biliyorsunuz 2015-2014 bir dijital dönüşüm yaşandı müzikte. Bu Türkiye'ye biraz daha geç geldi. O arada sadece biz değil, alternatif müzik tarzlarında bir devamlılık problemi vardı. Yani punk grupları da aynı sıkıntıyı yaşıyordu ya da hard rock grupları da aynı sıkıntıyı yaşıyordu. Derken ne oldu? Derken dijital ülkemize geldi ve bizler mikro influencerlara dönüştük. Aynı zamanda müzikten para kazanabilmeye başladık. Ve bu döngü 2018'de kırıldı. Ben de o korkunç bir yılı atlatıp tekrar sahalara döndüm. İyi ki dönmüşüm. Bundan 5 yıl önceki Türkçe rap ile şimdiki rapi karşılaştıracak olsan neler söylemek isterdin? Eraları karşılaştırmayı yanlış buluyorum. Yani 2015'te 2015'in rapini yapıyorduk hep beraber. 2020'de 2020'nin rapini yapıyoruz. Ama tabii ki o zaman yaratıcılık daha ön planda olmak zorundaydı. Çünkü imkanlar daha dardı. Yani paran ve zamanın yokken, özellikle bunu yayınlayacak bir platform bile bulamıyorken bu aynı zamanda sana ya kimse dinlemez, ne dinlemesin gibi bir özgürlük ve rahatlık getiriyor. Ve böylece ürettiğin şeyi bu bir yere gidecek mi, gitmeyecek mi, finansal bir karşılığı olacak, TikTok'ta akım olacak mı, efendim Twitter'da trend topik olacak mıyız, işte efendim Spotify bizi herhangi bir listeye alacak mı diye düşünmeden yapıyorduk. İşte bunu düşünmeden yaptığında aslında bayağı anadan üryan çıplak halini bir insanın görmüş gibi oluyorsun. Çünkü gerçekten içinden gelen şeyi yapıyorsun. Ha şu anda da elimizden geldiğince içimizden gelen şeyi yapmaya gayret ediyoruz ama böyle kaygıları bir insanın beyninden ya da içinden söküp atamıyorsun. İster istemez bir yerlerine dokunuyor müziğinin. Bu da bence işte o eraları birbirine karıştırmamamız gerekiyor dediğimiz konuya getiriyor bizi. Yani ben de 5 yıl önceki gibi rap yapmıyorum. Kanye West de 5 yıl önceki gibi rap yapmıyor. Sana atılan disklerle ilgili yorumun nedir? Atıyorsunuz, bana kadar gelmiyor. Onu bilin öncelikle. Net şekilde gülüyorum, eğleniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Sabahlara kadar atmaya devam edebilirsiniz. Ama artık atarsanız gelirin bir kısmını almak istiyorum ya. Gerçekten, çünkü bundan beslendiğinizi düşünüyorum. Eğer rapçi olmasaydın ne işle uğraşırdın? Ya işte bu sorunun cevabında çok enteresan bir durum var. Ben böyle 2017 işte o rapi bıraktığım yıllar bir grafik tasarım şirketinde işe başladım ki çok iyi bir şirketti. Kocaman bir odada benim küçük bir masam vardı ve asıl kişiyi asist ediyordum. O da Smoke diye çok ciddi bir sistem kullanıyordu. Real time CGI yapmanızı sağlıyor bu sistem. Adamı şöyle bir ay gözlemledim, orada bir ay çalıştım. Adam eve gitmiyor. Dedim ki ben bu işi yaparsam eve gidemeyeceğim. İşte orada ben ne yapacağım soruları başlamıştı. Gerçekten rapçi olmasam grafiker olamaz, yani öyle kalamazdım herhalde. Ya yönetmenlik meselesini çok ciddi bir yere doğru taşımaya çalışırdım, gayret ederdim.
ki hala böyle şeylerimiz var, ihtimallerimiz var, kovalıyoruz. Ama yine böyle kreatif bir şeylerle uğraşırdım ya. Çünkü gerçekten o yaratıcı sürecin bir parçası olmak çok keyifli. Yazarken nelerden ilham alırsın? İşte burada ters mühendislik var. Yani gerçekten kimi insan durup dururken yazıyor, kimi insan böyle içinden gelip yazıyor, kimi insan o kasını çalıştırarak yazıyor ve bunu böyle bir bildiğin antrenman yapar gibi yapıyor. Ben genelde dinlediğim müzikten etkileniyorum. Yani aranjeyi bekliyorum ve aranje ortaya çıkıyor. Bizde önce aranje yapılıyor. Aranjeyi dinlerken eğer müzik beni alıp bir yere götürürse üstüne karalamaya başlıyorum. Böyle durup dururken aklıma bir şey geldiği yazdığım şeyler de oldu. Bunlar biraz daha nadir oluyor. Ama daha genellikle müzik bana hangi hissi veriyorsa oraya doğru gitmeye başlıyorum. Çok uzun zamandır bu sektördesin. Yaşadığın en komik anı nedir? Eskiden böyle dijital platformlar yokken herkesin hayali bandrollü bir albüm çıkartmaktı. Biz tabii ki şirket şirket geziyoruz. Her taraf bizi reddediyor. Kanye Baba'yı reddettikleri gibi. Sonra dedim ki ben kendi şirketimi kurayım. Oradan çıkartırım. İki manyak arkadaş bir limited şirketi kurduk. Sonrasında dedik ki peki albüm nasıl olacak? CD'leri oradan al, kolileri kendin taşı, kendi CD'ni. Oradan matbaaya git, matbaa şeyleri versin, onları yap. Ondan sonra dağıtımcıya git, dağıtımcı dedi ki bu ne? Albüm dedik, böyle yaptı, bandrolü yok bunun. Sonra git Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne abone ol. Oradan bir barkod numarası al, tekrar matbaaya git, bunlara barkod basmamız lazım de. En son dağıtım şirketine kadar o kolileri ben taşıdım. O kolileri taşıdığımda şu komikti. Dağıtım şirketindeki adam bana kendi albümümü taşırken son koliyi bıraktığımda gençler alın diye bir 20 lira verdi bana. Teşekkür ederim abi. Gerçekten yine de o 20 lira önemliydi benim için o dönem. Ama en komik anım bu. Yani kendi albümü taşıdığım için bahşiş aldım. Hiç unutmadığın konser hangisi? Küçükçekmece konseri. Açık hava Küçükçekmece konseri. Çünkü gerçekten bütün yani bu etkinlik konusundaki en büyük hayalim kendi mahallemde konser vermekti. Ve yaklaşık 5000 kişilik bir konser oldu. Gerçekten o insanları karşında görmek ve çocukken oynadığın bir yerde yani. İnsan gerçekten o an kendini dünyanın tepesinde hissediyor. Kaç tane dövmen var? İlk dövmen neydi? Bu sorunun spesifik bir cevabı olmadığını düşünüyorum. Çünkü kime göre kaç dövme? Bu ne demek? Mesela kolumda 4 dövmeyle başladık diyelim. Ama sonra kolumun arasını doldurduk. Bu ara doldurmayı bir dövme mi sayıyoruz? Yoksa bu ara doldurma dövme bile değil. Mesela parmaklarımda küçük küçük dövmeler var. Bunları nasıl sayacağız? Bunlar eğer tek tek sayılıyorsa çok dövmem var. Bunları komple grup olarak sayıyorsak aslında çok dövmem yok. Ya da bir kolun tamamını artık kapladığımızda bu tek dövme sayılıyorsa zaten yakında bir tane dövmem olmuş olacak. O da bütün bedenimi kaplıyor olacak. İlk dövmem koluma tepki yazdırdım. Onun da enteresan bir hikayesi var. O dönem dövmen varken devlet memuru olamıyordun ve hayatımda en korktuğum şey böyle gerçekten masa başı bir işe çakılıp kalmak. Dedim ki bunu yaptırıp kendimi engellemiş olacağım. Ve gerçekten ilk dövmemin hikayesi bu yani. Dedim ki obsesif olarak artık beni bu dövmeden sonra normal bir işe almazlar ve normal hayatımı kapatmış oldum. Şimdi freestyle yapar mısın desek yapamam derdim. Çünkü o biraz ambiyansla alakalı. Mesela burada 10 tane rapçi olsa birbirimizle böyle biraz olsa hani bir saat, iki saat bir kendimize gelsek ondan sonra yapalım. Ama bir gün freestyle için çağırırsanız hazırlanıp gelirim. Yeni planlar, projeler neler? Asla durmamak, durmadan devam etmek, yepyeni güpgüzel işler yapmak, hepsini size ulaştırmak ve artık biraz daha kendimiz olabildiğimiz, tercihen istediğimiz tarafa gidebilen bir müzik piyasasına dönüşmek. Karanlık planım bu. Teşekkür ederim. Sevgili Nette takipçileri, gördüğünüz gibi yemeğimin dibinde hiçbir şey bırakmadım. Anneciğim her zaman bana söylediğin gibi tabağımda hiçbir şey bırakmadan bu mücadeleyi atlattım. Sorular çok keyifliydi gerçekten. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.